Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Lekad câe rasulünâ bir rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasulünâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli. Abi ders büyük insanın konuşması ve huzur. Allah Allah. İnşallah bunları Allah muvaffak ederse şey yapacağım. Maşallah. Büyük insan. Öyle mi? Evet. Büyük insanın konuşması ve huzur abi. Allah'ım. Ben sadece kainatın konuşması yapacaktım. Fakat bu büyük insanın konuşmasına muhatap olanın neticesinde huzur olduğu için bir mecburiyet huzura da girmek zorunda kaldım abi. Bu konudan konuya hani böyle geçiş gibi olacak ama artık idare edeceğiz abi inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 185. ayette diyor ki abi, onlar göklerin ve yerin ifade ettiği manalara bakmazlar mı? Onlar göklerin ve yerin ifade ettiği manalara bakmazlar mı diyor. Bilindiği gibi abi, Latin alfabemizde 29 harf bulunmaktadır. Mananın belirli bir şekli olmadığı için suret ister. İnsanoğlu bu harfleri, kelimeleri manasına vasıta yapmış. Bu harflerin birleşimiyle karşı tarafa mana ifade edilmiş oluyor. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın da abi elementler dediğimiz harf aynaları vardır. Bu elementler harfleri birleştirerek mevcudatı yapmış, mevcudatı da manasına ayna yapmış. Bu noktayı nazar ile her görülen mevcudatta şekli, tadı, kokusu, güzelliği ile bir mana var. Bununla alakalı Risale-i Nur'dan yerden okuyalım inşallah. 24. mektup sayfa 321'de diyor ki, yine bana bildirildi ki kainattaki kudretin faaliyeti ve seyr-ü seylan eşya o kadar manidardır ki o faaliyet ile sani-i hakim enva-i kainatı konuşturuyor. Güya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri onların o konuşmalarındaki kelimeleridir ve taharrük ise bir tekellümdür. Demek faaliyetten gelen harekat ve zeval bir tekellümat-ı tesbihidir ve kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envanın sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri onların kelimeleriymiş. Seylan-ı eşya manidardır. Biz konuşurken kelimelerimizi sıralarız. Kelime akışında yani kelimelerimizin seylanında bir mana çıkıyor. Aynı bunun gibi seyr-ü seylan eşyanın bizde bıraktığı manalar olmalı. Seyr-ü seylan eşya insanın kelimeleri gibidir ki mana ifade eder. Mana görünmek için suret ister. İnsan da kelime olarak, kainatta ise mevcudat, hadisat olarak görünüyor. Nasıl ki biz kitabı açtığımızda direkt mana ile değil, kelimeleriyle muhatap oluyoruz. Hani aynen öyle de semavat ve arz büyük bir kitap, içinde bulunanlar birer kelime oluyor. Bunların seylanı değişip dönüşmesi, zeval bulması manayı ifade ediyormuş. Bununla alakalı abi 19. pencere şöyle diyor İsra suresi 44. Yedi gök ve yer onların içindekiler onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin sırrınca. Saniye Zülcelal semavatın ecramına o kadar hikmetler, manalar takmış ki güya celal ve cemalini ifade etmiş. Güya celal ve cemalini ifade etmek için semavatı güneşler, aylar, yıldızlar kelimelerine söylettirdiği gibi. Abi devletler celali sıfatlarını göstermek için askeri geçit yaparlar. Ki diğerlerine korku salınıp gözdağı verilsin. Hani askeri geçitte ne oluyor? Bombalar, füzeler, tanklar, savunma sistemleri, S-400'ler vesaire gösteriyorlar. Hatta bazen bomba da patlatıyorlar. Aynen öyle de semavatta dolaşan dünyadan milyonlar kat büyük olan ateşli topların bizimkilerden büyüklüğü nispetle Allah zişura celalini gösteriyor. Bazen Allah Celle Celal de yıldız patlatıyor. O patlamanın etkisini kendi savunma sistemleriyle gene bertaraf ediyor. Hani ozonosfer, mezosfer gibi mesela. Hani kulları aynadarlık vazifesiyle onun gibi yapmaya çalışmışlar yani bu askere geçitleri, törenleri. 13. sözde Üstad Hazretleri şöyle diyor. Bir kısmı küre-i arzdan 1000 defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor,
sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Abi bir de yanmanın oluşabilmesi için bir yanıcı madde, iki ısı, üç oksijen olması gerekiyor. Hani bu üçünden biri olmaz ise yanma gerçekleşmez. Semavatta oksijen, yanıcı madde, yani odun, kömür, çıra olmadığı halde yanma oluyor. Direkleri, tabanları olmadığı halde o koca cirimler havada kalıyor. Hani adeta kayyumiyetin perdesiz hali. Hani burada sebepler ortadan kalkmış. Adeta dünya darul hikmet iken semavat darul kudrete aynı olmuş. Yani celali ve kahhar isimleri Cenab-ı Hak dünyada da gösteriyor. Hani mesela sapık kavimlerin başlarına gelenler hep celali isimler. Hayvanlarda celali ismi en güzel ayna kaplan mesela. Hani dişileri avı bin bir güçlükte avlıyor. Kaplan geldiği zaman hepsi kaçıyor, yalnız oturuyor, yiyor. Yavruları da yedirmiyor. Tam böyle celal aynası yani. Hani Cenab-ı Hak celali isminde bir de cemali de gösteriyormuş abi. Mesela güneşin büyüklüğü, azameti, celali gösterirken bize ısı, ışık vermesi, yemeklerimizi pişirmesi, çiçekleri renklendirmesi cemali gösteriyor. Hani ben buna çok şaşırıyorum abi. Mesela atom bombası büyüklüğü, etki alanı insanda korku uyandırır değil mi? Fakat o bombanın atıldığı yerde çiçekler bitse, yemekler, sofralar serilse ne acayip olur değil mi? Hani ben şaşırıyorum ki zıtları Cenab-ı Hak nasıl cem etmiş? Devam edelim. Cevvi semada dahi olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki güya o cevvi semayı berkler, şimşekler, ratlar, katreler kelimeleriyle ve kemali hikmet ve cemali rahmetini ders veriyor. Kemali hikmet ve cemali rahmetini ders veriyormuş. Abi madem ders veriyor, bu dünya bir dershanedir. Cenab-ı Hak bizlere mahlukat ile ders veriyor. Mesela bir varlığın veya bir şeyin bilinmesi onun tarifiyle mümkündür. Madem bu kainat bir dershane hükmüne geçiyor, verilen ders herkesin anlayacağı dilden olmalı. Mesela dünyada birçok dil vardır değil mi? Bu dilleri öğrenmek, bilmek için uzun yıllar gerekiyor. Fakat öyle bir dil var ki hani Türk'ü de, Alman'ı da, Rus'u da, Amerikalısı, Japon'u, İngiliz'i de anlıyor. O dil lisan-ı hal dilidir. Aslında mesela dünyada geçerli dil İngilizce değil, lisan-ı haldir. Yani şu an mesela Filistin'de olan olayları lisan-ı haliyle herkes anlayabiliyor mesela değil mi? Herkes o dilden anlıyor. Hani hal dili umuma bakıyor. Lisan-ı hal Allah'ın kelimeleridir yani, İslami kelimeleridir. Fakat bu kelimeleri yanlış mana vermek kişinin itikadıyla da alakalıdır yani. Mesela örnek verelim. Mesela Rab diyormuş ki, Rab başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir hak. Başını gaflet sarhoşluğuna sokan adama Rab bağırıyormuş. Mesela nasıl ki yatmış uzanmış bir askerin koğuşuna albay yese hemen ona bağırırlar, kalk toparlan dikkat et diye. Hani aynen öyle de gaflette olan insanlara Rab bağırıyor. Kalk diyor, başını kaldır, bak diyor yani. Üstad Hazretleri söylemiş bunu. Mesela Asar-ı Bediye'de Üstad Hazretleri diyor ki belagat muktezayı hala mutabıktır diyor. Mesela insaniyeti ekber olan kainat konuşurken öyle bir belagat ile konuşuyor ki muktezayı hale mutabıktır. Yani yerine göre konuşuyor. Mesela şeftali muktezayı hale göre geliyor. Karpuz muktezayı hale göre, mandalina, portakal hani muktezayı hale göre geliyor. Bunlar hep lisan-ı hal ile duaların cevabıdır. Yani konuşmasıdır. Yani yağmur, kar, hakeza. Mesela toprak değildir. Onun içinden çıkan her şey konuşmasıdır. Her bir ağaç, yaprak, çiçek, meyvesiyle büyük bir evliya gibi Allah'ı zikrediyor. Hani onların zikri hikmet manaları oluyor. Nizam, mizan, tanzim, tevzin, zinet, ilahir bunların hep akıyor. Hani belagat muktezai hale mutabıktır demiştik ya. Siz hangi konuda Allah Celle Celal ile konuşmak isterdiniz? Mesela sen bir eczaneci misin? O zaman bitkilerin dilleriyle konuşuyor. Mesela sen bir asker misin? O zaman varlıkların mizan, nizam, intizam ve silahlandırılmasıyla seninle konuşuyor. Mesela sen bir parfüm, meyvelerin kokularıyla seninle konuşuyor. Hani Allah Celle Celaluhu ben kulumun zannı üzereyim, beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim buyuruyor. Sen hangi muhabbeti, sohbeti yapmak istiyorsan o muhabbet vesilesi olan kelime aynaları ile onunla konuşabiliyorsun. Mesela ehli fenne, bilim adamlarına sonarı Yunus'un diliyle söylemiş. Radarı yarasayla, hızlı treni balıkçı kuşuyla. Mesela güneş panelleri ayçiçeği diliyle söylemiş yani. Bir de abi biz Allah'ı nasıl tanırsak Rabbimiz öyle şekilleniyor ya. Hani sende öyle vücut buluyor.
sadece Celali ismine okuyup dinlersek bizde öyle mana bırakıyor, tayin teşahhusa sebebiyet veriyor. Mesela bu sefer sürekli korkuyoruz. Celal'in yanında içinde cemali de görmek gerekiyor. Hani büyük insan olan kainat haf ve recai esas almış. Yani Celal de var, cemal de var yani büyük kainat olan insanda. Biz de mesela ona benzemeye çalışacağız. Mesela haf celale bakarken reca da cemale bakıyor. Biz de ikisini esas alalım inşallah. 33. sözde diyor ki, devam edelim. Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup dekaiki sanatını ve kemali rububiyetini ehle şura talim ediyor diyor. Talim olan terbiye oluyor abi. Bu dünya talim yapmış. Mesela askere gidene hemen usta birliğini almıyorlar. Acemi birliğine yolluyorlar. Orada silahları, cihazları, okuma yazmasını öğreniyor. Talim aldıktan sonra teftiş ediliyor. Kabiliyetine göre başka memlekete gönderiliyor. Usta oluyor. Mesela bu dünyada talimgâhtır. Burada talim olup, terbiye olup, kabilede teftiş edildikten sonra buradan daha parlak yerlerde okumalar devam edeceği için gönderileceğiz yani. Bu dünyada cennetin okumalarının talimi veriliyormuş. Cennetin bütün güzelliklerini görüp okuyabilmek için gözün basiret mertebesine ulaşması gerekiyor. Yani nazardan çıkıp basirete ulaşması gerekiyor. Bu da tefekkür egzersiziyle mümkündür. Eğer o basiret olmazsa biz ancak tenteleri görüyoruz yani. Mesela ben bu dersten sonra abi basireti şöyle tanımladım. Doğru yanlış. Mesela basiret karşı tarafın, hani insan olsun, hayvan olsun, çiçek olsun, böcek olsun, karşı tarafın lisanı halini lisanı kar gibi duymaktır, anlamaktır. Yani hususi dünyana göre değil, ne maksatla yaratılmışsa ki bunu hal dili bize çok açık tarif eder, o maksatla duyarcasını anlamaktır. Herkes mevcutları zanına göre yorumluyor. Peki Allah Celle Celal ne maksat ile yapmış bunları? Onu anlayıp bilmektir yani basiret. Bak basiretten bir örnek, sözler 371. Diyor ki, arıza kulak ver, nasıl ya Cemil Zülcelal diyor. Ve hayvanlara dikkat et, nasıl ya Rahman, ya Rezzak. Bahardan sor, bak nasıl ya Hannan, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim. Ya Latif, ya Altuf, ya Musabbir, ya Münevvir, ya Musin, ya Müzeyyin gibi çok esmayı işiteceksin. Abiler, lisan-ı hal manevi tekellümdür. Lisan-ı kal gibi anlamak basirettir. Yani Allah Celle Celaluhu inşallah basiretimizi, hayretimizi artırsın. Amin. Sözler 746. Evet, her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile saniyeleri öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara Subhanallah, ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtir. Bir daha bırakayım. Lisan ile saniyelerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara Subhanallah, ne kadar güzel diyor dedirtir. Fırıncı kendisini una şekil vererek ekmek ile pide ile gösteriyor. Hatta yazılarıyla gösteriyor. Mimar yaptığı eserleriyle kendini gösteriyor. Cenab-ı Hak da kendisini mevcudattaki eserlerin güzelliği, büyüklüğü, küçüklüğü, azameti, faydaları nispetinde kendini gösterip tarif ediyor. Üstad Hazretleri abi bazı yerlerde tarif edicilerinden, bazı yerlerde gösteriyor diyor. Mesela ben şöyle anlıyorum. Mesela bir adam karşımıza çıkıp dikilse onun ne tür istidat ve kabiliyetli olduğunu anlayamayız. Fakat o adam sergiyi müzeye açsa, yapmış olduğu eserlere bakarak, tefekkür ederek o adamı görmesek bile bizde tayin teşahhüs ediyor o adam. Hani görünmeyen adam tayin teşahhüs ile görünüyor yani. Tefekkürün nispetinde o adam zahir oluyor. Tayin teşahhüsün kalitesini eserlerin üzerinden çıkardığın mana belirliyor. Hani aynen öyle de her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile saniyelerini öyle gösterirler ki diyor. Bak demesinin sırrı bu olsa gerek yani. En doğruyu Allah bilir de. Mesela herkesin tefekkür kalitesi bir olmuyor. Tefekkür kalitesine göre manada tayin teşahhus oluyor. Hatta cennet ehline Allah Celle Celle tecelli etmiş, senden Rabbimize sığınırız demişler oradakiler. Mesela onlar kendi Rabbini görmek istiyor. O Rab da tayin teşahhusların cemi olan Rabbi yani. Saniyelerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara Subhanallah, ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtir. Bak Üstad Hazretleri burada kayıt getiriyor. Ehli dikkati diyor abi. Ehli dikkat
hayrette bırakır ve bakanlara Subhanallah dedirtir diyor. Ehli dikkat olalım inşallah bak. Bir de abi şey var. Subhanallah, hayret ve dikkat. Bunlar abi birbirinin istinat noktalarıdır. Bunlar birbirinden kuvvet alıyor. Mesela hayret dikkate dayanıyor. Subhanallah hayrete dayanıyor. Üstad Hazretleri diyor ki şeyde ibadetin manası şudur ki dergah-ı ilahide at kendi kusurunu ve aciz ve faklını görüp kemal-i rububiyetin ve kudretinin samedaniyenin ve rahmeti ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle diyor secde etmektir. Hayret ve muhabbet hayret etmek için de hayret edicilere bakmak lazım abi. İbadetin manası buymuş. İşte bu hayreti veren mevcudatı dikkat ile dinlemek, okumak tabi yani. Ruhta hayret uyandığı zaman bu hayret ateşini söndürmek için insan zaten namaza koşar. Subhanallah, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala der yani. İçinde hayret olmayan, içinde muhabbet olmayan, içinde hamd olmayan insan içinden namaz kılmak da gelmiyor. İçinden gelmeyen namaz taşıma suyu ile değirmen döndürmeye benziyor yani. Bıkkınlık veriyor. Cenab-ı Hak 1001 ismiyle sergi açmış, 5 vakit huzura çağırıp, mesela kulum sana niyetimi nasıl buldun bana ilan ve ifade et diyor ya. Biz de çıkıp huzura Allahu Ekber deyip, Ya Rabbi sen ne büyükmüşsün diyoruz. Nimetlerin ellerini görüp tadarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Sanatlı varlıklara, ibretli hadislere baktık, hayret uyanıyor bu sefer bizde. Bu hayret enerjisini de Subhane Rabbiyel Azim ile topraklama yapıyoruz yani. Sonra azameti karşısında, rububiyeti karşısında hiçliğimizi biliyoruz ve onun önünde secdeye kapanıyoruz. Subhane Rabbiyel Ala deyip hiçliğimizi bildiğimiz için de secdede ona en yakın oluyoruz yani. Ya, bir de abiler mesela dikkat ettiyseniz Risale-i Nur meşrebinde talebelere tarikatlar gibi ders verilmiyor. Bu kişinin bir nevi dikkat ve hayretinin neticesine havale edilmiş yani. Dikkat ve hayret olmadığı zaman 5000 zikir 5 milyon gibi zor geliyor yani. 10 saat fabrikada ayakta çalışıyoruz, 10 dakika namaz zor geliyor. Çünkü adamın manevi gıdası yok. Tefekkürler, dersler, okumalar hep manevi gıdadır. İnsanın manevi direncini artırıyor. Direnç arttığı zaman onun üstüne konan ibadetleri, zikirleri çok rahatlıkla ve şevk ile yapıyor. Zaten kaldırıyor. Hadiselerin dağlar, vari dalgaları içinde boğulmuyor. O dalgaların üzerinde bir nevi sörf yapıyor yani. Sözler 37'de şöyle diyor. Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessüm kârane manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendi gibi güzel ve zahirdir. Güzel ve zahirdir. Zahiri şehadette adam körse bile burnuyla, ağzıyla, kulağıyla anlıyor. Yani okuyor. Kulağı duymuyorsa gözüyle dinliyor ve anlıyor. Hani dilsizlerin konuşması gibi. Devam edelim. Her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sümbülün lisanıyla ve mevzum tohumların ve muntazam habbelerin kelimatıyla hikmeti gösteren o nizam, bir müşahede ilmi gösteren bir mizan içindedir. Ve o mizan ise mahareti sanatı gösteren bir nakş sanat içindedir. Ve o ziynet dahi rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler öyle bir lisan-ı şehadettir ki hem Sani-i Zülcemal'in esmasıyla tarif eder, hem efsafıyla tavzif eder, hem cilve-i esmasını tefsir eder, hem teveddüt ve tarifini yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. Mesela tohumun açılması El-Fettah'ı tefsir etti. Ölçülü açıldı El-Bari'yi tefsir etti. Dizilişi muntazam El-Münazzım. Nakışla geldi El-Nakkaş. Tezyinat, ziynetler var El-Müzeyyin. Sınırsız manalar ile yaratılmış El-Hakim. Tasarruf onda El-Hakim tefsir ediyor. Bu noktadan bütün mevcudat Allah'ın zatını, sıfatını, esmasını bildiren tefsir alimleri gibi oluyor. Mesela dünya bir kitab-ı semadanidir. Harf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse bil, öyleyse manasını bilal der Üstad Hazretleri. Manasını alacağız. Nasıl ki abi trafikte dur işaretini gördüğümüzde metaliyle değil manasıyla muhatap oluyoruz. Aynen öyle de dünyada yaşarken bu ağaçtır, bu ottur, bu güneştir, elmadır demeyeceğiz. Yani ota ot gibi affedersiniz, oduna odun gibi bakmayın. Elma mülk kısmının adıdır. Onun melekütetine bakıp manasını alalım diye oraya konmuş. Ağacı ağaç demek trafikte dur işaretine bakıp bu kırmızıya boyanmış bir metal parçası demekle aynıdır yani. Her şeyin bir mülk bir de melekütü vardır. Üstad Hazretleri mevcudatın yüzleri
alemin manaya müteveccittir der. Münasip meyveleri orada verdiğini söylüyor. Her şey helak olup gidecidir. Ona bakan yüzü müstesna der Kassas suresinde de. İşte manayı ismiyle her şey helak olup giderken manayı harfiyle bütün mevcudatı elde ediyoruz. Biz bu mevcudatı dinleyip okuyoruz ya, bizde bıraktığı mana melekût oluyor. Kelime mülk ise manası melekût oluyor. Mevcudat, mülk, sende bıraktığı manalar senin melekütün. Bizim bu melekütümüze yani bir nevi ilmi vücudumuza vücudu harici verilecek. Peki neden vücudu harici verilecek? Ne işe yarayacak bu? Bu okumaların, tefekkürün, bakın Üstad Hazretleri 10. söz, 10. hakikatte cevap veriyor. Diyor ki, dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki, suretler alınıp terkip edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfz edilsin, ta bir mecma-i ekberde yani toplantı yerinde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Bakın burada cennetteki yazarı okumaya kabiliyeti var mı yok mu diye kabiliyetin olup olmadığına bakılıyor. İstidat ve kabiliyetine göre orada farklı memleketlere gönderiliyor. Kimi adem alemlerine, kimi vücut alemlerine çalıştığı için zanna göre muamele olacak yani. Kabiliyetin nerede neye inkişaf ettirdin ise kabiliyetine göre gönderileceksin. Bu Murat Dursun abiden de dinlemiştim. Mesela biri mümin, biri kafir öldü diyelim. Mümin olan insan için alemi mana, alemi nur, alemi fez gibi alemler var. Ruhu bu alemlere gidebiliyor. Fakat kafir ise gidecek alemleri yok. Vücut dairelerinden mahrum. Mesela adem düşmek demek gidecek bir vücut dairesi olmamak demekmiş. Vücut alemlerin sahibi olmak ise 18 bin alemi yapmış olduğun ibadetler, okumalar, tefekkürler ile kazanmak demek. Vefat ettiğin zaman senin ruhun dünyada vücut alemleri sahibi olduğu için gideceği yeri var. Kafirin ise gideceği yeri yok. Mesela biz her bir Subhanallah'ta cennette bir ağaç verilecekmiş. Mesela ben bir Subhanallah dedim, manası alemin manaya gitti. Subhanallah kelimesinden çıkan ses cennette mesela ağaç oldu değil mi? Mesela vücudu harici veriliyor yani. Bakın abi, fen buna siyamatik der. Abiler belki duymuştur, siyamatik diye bir şey var abi. Bu ses titreşimleri vücudu hariciye sebebiyet veriyor. Şöyle şey yapmış, metal plakaya kum döküyor. Kumları böyle şey yapıyor, kumları atomlar, hücreler olarak farz edersek bu plakayı tel ile sürtüyor. O gıcırtı sesinden, titreşimden abi inanılmaz desenler, sanatlar çıkıyor. Hani YouTube'da var bu, bakabilir abiler. Mesela bu gıcırtı sesinden bile böyle desenler çıkıyorsa, anlamsız manasız sesten bile böyle şekiller oluyorsa, manalı, nurlu, feyizli seslerden neler yapılmaz yani. Ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere otur etmiş. Mesela Üstad Hazretleri bir derece buradan bahsediyor. Diyor ki sözler 568'de, maddeyi nurdan, hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zih hayat, zih şuuru kesretle halk eder diyor. Allahu alem, bunun enfüsteki karşılığı halık ismine aynadarlık abi. Hani bizim sesimizden, manamızdan bir şeyler yatın, şey olması, halık ismine aynadarlık oluyor herhalde bu. Mesela bizim mevcudattan çıkardığımız manalara vücudu harici vereceği için burada istidat ve kabiliyetlerimizi de layık makama çıkarmamız gerekiyor. Üstad Hazretleri 23. söz 5. nüktede diyor ki, insan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiştir. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ve o istidada göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Bakın, insanı o gayeye ve o vazifeler çalıştırmak için şiddetli teşvikler. Yani teşvik ne? Cennet. Teşvik. Peki dehşetli tehdit ne? Cehennem. Peki gaye ne o zaman? Hani teşvik cennetse, tehdit de cehennemse, peki gayemiz ne? O gaye şecere-i hilkatin arkasına geçip insan olmaktır. Yani verilen şey, yani gaye cennetten güzel. Eğer gaye cennet olsaydı teşvik ücreti olarak cennet verilmezdi zaten. Bir daha bir buradan şu da çıkıyor. Mesela bazıları diyor ki, Allah Celle Celaluhu cennette ya da cehenneme gideceğimi bildiği halde neden bizi yarattı diyor mesela. Bazıları soru soruyor böyle. Mesela böyle soru soranlar var.
Yani imtihanın asıl maksadı cennet, cehennem değil abi. Ruhumuzdaki istidat ve kabiliyetlerimizi inkişaf ettirmektir. Zaten inkişaf ettirememenin adı cehennem oluyor. Yani sizin bir sürü psikoloji dersiniz var bununla alakalı. Mesela aklı yanlış yolda kullandığın zaman en büyük aklına gene akıl bela oluyor yani. İnkişaf ettirip hakiki insan olanlar ise zaten cenneti burada yaşıyor. Mesela bununla alakalı Bahr-ı Laikası 162'de İmamoğlu Hafız Mustafa abi diyor ki, bak cenneti ruhan yani burada yaşamış yani adam. Diyor ki, gördüm ki cennet 8 tabaka olup hiçbiri mani olmadığı, hiçbiri birine mani olmadığı ve benzemediği gibi birine girdiğimde onun letafeti evvelki girdiğimin lezzetini tazelendirdiği gibi diyor. Risaleler de aynen öyledir der. Bak Hulusi abi ne diyor? Ben buna çok şaşırdım. Varlı 35'te diyor ki, itinam edebildiğim kısacık vakitlerde, yani fırsat bulabildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyidül Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanesine çıkıyorum. Yani abi bu dünyada oluyor. Subhanallah. Yani bu rüyamda gördüm ki demiyor bu adam. Hani bu Risale'nin karşısına oturunca çıktığı yere bakın abi. Diyor ki nihayet diyor Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin mekansız huzuruna çıkıyorum diyor yani. Allah Allah. O 642 mesnevide her şeyin bir şeyde olduğu ve her şeyin de ortadan kalktığı mekansız mekana çıktığın zaman diyor. 642'de var. Evet abi. Vay be maşallah. Devam. Bir de Hasan abi burada diyor ki zihnimi safileştirip diyor. Zihni nasıl safileştireceğiz? Bunun için fihriş de mi okumamız gerekiyor? Mesela dünyevi bir sürü meşguliyetim var. Benim fabrikadan geliyorum, ben işte ev geçindim falan. Burada diyor ki Hulusi abi zihnimi safileştirip nurların karşısına diyor. Hani zihin nasıl safileşecek? Abi fihriş de mi oluyor bu? Yani ne demek fihriş de? Yani önce fihriş de okuyup noktayı nazar veriyoruz ya hatta okuyacağımız yerin. Böyle mi yapıyorlarmış? Bunlar nasıl yapıyorlarmış abi? Bunların ilmi çok yüksek olduğundan değil. Bunların en yüksek tarafları şeytanın elinde olmayan silahları var. İlim şeytanda da vardı. İbadet de vardı. Şeytanda vardı bunlar. Şeytanda olmayanla ancak bu olur. Nedir onlar? Nedir Ersin? Şeytanda olmayan ne var? Tefekkür ilk önce sonra eylem hali. Ondan önce ilk. Şeytanda olmayan. Ne abim? Terk. Bak. Tecerrüt ve terkler. İki tane. Terk ve tecerrüt. Evet abi. Terk ve tecerrüt. Şeytanda ilim var. Karun'da ilim var. Belam bin Bahura'da İsmi Azam var. Var idi. İsmi Azam'a mazardı. Bedduası duası kabul oluyordu. Kur'an'da geçen Belam bin Bahura. Bu Erzurum şeyinde Aslan Tepesi'nde Hasan Kale'de gömülü olan zat. Zihnimi şey yaptığım zaman diyor. Ne olduğum zaman diyor Ersin, Hulusi abi. Zihnimi safileştirip diyor abi. Evet, safileştireceksin. Nasıl? Terk ve tecerrüt. Terk ve tecerrüt. Tam onu. Mesela okuduğumuz ders nasıl kalbe iner? Bu kadar okuyoruz. Mesela soruluyor. Şeye sormuşlar. Ustadın avukatı kimdi hatırladınız mı? Ustadın avukatı.
Evet evet. Bekir. Yok. O sonra, o sonra. İlk. Ahmet Feyzi abi değil mi? Ona, ona sormuşlar. Okuduğum, okuduğum şey beni beni niye etkilemiyor? Niye bana tesir etmiyor? Diye Ankara'da sormuşlar. O demiş ki yediğiniz gıdalara bakın demiş. Haram yiyorsunuz demek ki demiş. Haram yiyorsun. Terk yok yani. Bir de tecerrüt var. Yani, ya, yani boğazdan yakraun al Kur'an. Kur'an okurlar. Ama boğazdan aşağı inmez diyor hadiste. Terk ve tecerrüt. Ne çok biliyor. Terki ne kadar? Neyi terk edebilmiş? YouTube'ları terk edememiş. İnternetleri terk edememiş. Okusan ne olacak ki? Yani kitap yüklü merkebe benzetiyor değil mi? Yani ne kadar terk edersek o kadar onun bereketine sahip oluruz. Buyur devam et, çok güzel gidiyorsun. Ben karışmam. Tamam. 24. söz 5. dalda. İnsan eğer kesrete dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kulaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem fena hem fani hem ademe düşer. Hem manen kendini idam eder. Eğer lisanı Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccüh olsa ubudiyetin miracıyla, ubudiyetin miracıyla arş-ı kemalata çıkabilir. Baki bir insan olur diyor. Ubudiyetin miracıyla diyor. Abi tefekkürler, okumalar hep ubudiyettir. Hayret aklın secdesidir. Her bir hayret bir miraçtır. Evet, bu arada bu arada dur. Görüntün bir sorun yoksa açabilir misin abi? Görüntün de olsa. Görüntünü de aç ki böyle. Ne, kimsin? Açayım abi inşallah. He, ins misin, cin mi? Ha, o son okuduğunu tefekkür, onları bir daha tekrar et. Ha. Ama ters oluyorsun. Tamam abi. Düz duramıyor musun? Telefon abi. Ha, tamam. Hani böyle tutmam gerekiyor da. Ha, tamam. Tamam abi. Telefonu çevirebilirsiniz abi. Ha. Ha, tamam. Şimdi bir daha oku en son okuduğunu. Şöyle olsa Şimdi bak şöyle biraz önceki. Ha, şimdi oldu. Tamam abi. Böyle tutayım madem ben. Tamam. 24. sözümü okuyayım mı? Tefekkürü mü? En son 24. oradan beri bir daha. Ha, tamam. Şimdi 24. söz 5. dalda diyor ki, insan eğer kesrede dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem fena hem fani hem ademe düşer. Hem manen kendini idam eder, eğer lisanı Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccüh olsa, ubudiyetin miracıyla arş-ı kemalata çıkabilir, baki bir insan olur. Ubudiyetin miracıyla dedi abi burada. Hani ubudiyet, tefekkürler, okumalar hep ubudiyettir. Bunlardan gelen hayret de aklın secdesidir. Her bir hayret bir miraçtır yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hayretimi arttır diye dua edermiş. Ya. Çünkü hayret gafleti, ülfeti yırtıyor diyor. Kainat mastar, biz tefekkür ile kendi kainatımıza kopyalı yapıştır yapıyoruz. Hani benzemeye çalışıyoruz büyük insana. Mesela mimar başka zatlardan aldığı derslere göre saray yapıyor ya, biz de bu talimgahta zatı, sıfatı, esmayı tefsir eden alimler olan varlıklardan aldığımız dersler ile kainatımıza şekil veriyoruz. Üstad Hazretleri diyor ki, kainat sukut etmez, mevcudat vahdaniyet şahitleri seslerini kesmezler. Madem ses kesmiyorlar, onları dinlemeli diyor. Abi tüm kainat haykırıyor, şahitlik ediyor. Eğer onların dilinden saniyeni, yaratıcını tanımak istemiyorsan bu delilleri susturmalısın. Madem ki susturulmaz, seni mahkum ederler. Seni mahkum ederler. Mahkeme tebligat yaptıysa artık sen mesulsun. Tebligat ulaştırır. Sen ister oku, ister okuma, ister dinle, ister dinleme. Bin bir dil ile tebligat geldi. İster nazara al, ister alma, artık mesulsun. Kainattaki şuursuz mahlukat, şuurluca ilan etmen için tesbihlerini,
zikirlerini sana ulaştırıyor. Sen de o mahlukat gibi şuursuz bakarsan, yani ota ot gibi affedersin, oduna odun gibi, sığıra sığır gibi bakarsan, insanlığın hakkını veremez, rütbenin sökülmesine, insaniyetinin alınmasına sebebiyet verip insanlıktan mahrum kalırsın. Abi masnuat bize o kadar büyük bir mektup ki, neyi görsen Allah'tan bir mektup, neye baksan Allah'ı ifade ediyor, Allah'ı anlatıyor. Ondan dolayı mesela Ziya Paşa demiş ki, bin marifetullah dersi okunur her yaprağında. Ya Rab ne güzel mektep olur, alemi mektep. Abiler çiçek deyip, böcek deyip, güneş deyip, zerre deyip geçmeyelim, tefekkür edelim. İlim genişledikçe cümleler küçülüyor, manalar büyüyor. Zerreye bakarak onlarca belki yüzlerce kitap yazılmış. Demek ki cismi küçük bir şey olsa da mana mertebeleri sınırsız. Kur'an'daki ayetlerde nasıl icaz var ise, yani az sözle çok şey anlatılmış ki 300 bin tefsir bunun delilidir. Aynı şekilde kudret sıfatından gelen mevcudat aynelerindeki manalar da icazlı olduğundan fen adamları iştihat edercesine mana çıkarmışlar. Aynı varlıktan farklı kitapların yazılması mesela buna delildir ya. Kainattaki varlıkları bu cihetten bakıldığında akıl mürşid-i Rabbani derecesi çıktığı için bakılan her bir şeyden marifet nurları akıyor. Bunun içindir ki nurcular mürşide ihtiyaç duymuyorlar yani. Bir yerde dershane açılacağı zaman oranın kutbundan da izin alınmıyor. Elhamdülillah gene de inkişaf oluyor. Mesela Risale-i Nur bu noktada mesela Cadde-i Kübra'dır. Çünkü her şeyden Cenab-ı Hakk'a yol buluyor. Şimdi bakın, insan dünyada kısa bir müddet zarfında hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyesinde sosyal hayatına karşısına en çok ne çıkıyor? Mesela evin kapısından çıktık. Böyle bir hava aldık. Bak havayı çektik. Ne çıktı? Hüve nüktesi çıktı. Bakın hüve nüktesi zerreleri anlatıyor. Mesela sağına baktın ağaçlar, çiçekler. Yukarıya baktın bulutlar, güneş var, ay var, sinek var, rat var, yağmur var, ilahi ahir yani. Bunların tamamıyla alakalı Risale-i Nur'da tefekkür ve marifetullah dersleri var. Yani hangisine nasıl bakılır, Allah hesabına nasıl bakılır, orada esma nasıl okunur, Allah'ın vahdaniyeti, kemalatını nasıl gösterir. Bakın her şey kelimesi mübalağa değil yani. Yani sözler 702 3. mevkufta da diyor ki, ben min şeyin illa yusebbihu bihamdihi sırrınca her şeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler olduğunu söylüyor. Mesela asayı Musa gibi, mesela Hazreti Musa'nın asası gibi her şeyden ahu hayat fışkırıyor. Marifetullah, tevhidi, hakiki çıkaran bir yol açmış mesela Risale-i Nur. Huzuru daimi kazanmak için ehli vahdeti vücut gibi la mevcuda illahu demeye gerek bırakmıyor yani. Onlara perde olan kesret, Cadde-i Kübra olan Risale-i Nur'da kesretler adedince marifetullah nurları, miraç merdivenleri, pencereler, dürbünler oluyor. Mesela zenginlerin parayla varamadığı, adeta çölde su arar gibi aradıkları huzura nur şakitleri çiçekle, böcekle, sinekle varmış. Onlar için huzur malzemesi, makam, para değil, mevcudat olmuş yani. Sözler 288'de Üstad Hazretleri diyor ki, vakit be vakit başınızı kaldırıp Esma-i Hüsna'ma dikkat ederek o semavata uruç etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Ta fünun ve kemalatın menbaları ve hakikatleri olan Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o Esma'nın dürbünüyle kalbinizde Rabbinize bakasınız. Esmalar Rabbimize bakmak için dürbün iken ehlifen dürbünleri ters çevirdi abi. Bu sefer ne oldu? Yakin hakikatler uzaklaştı. Devir pozitivist devri oldu. Hatta din adamları fizik, kimya, astronomi bilmiyor diye kendi uzmanlık ve ihtisas sahaları olan dinde de sözlerine itibar edilmedi. Fen ilimleri Allah'ı anlatan maddi tefsirler iken Allah'ı inkar delili olarak sunuldu. Fenler ile Allah'ı inkar ettiler. Olan hadise ve olaylara mana veremeyenler psikolojisini bozdu. Mesela abi korona onlar için kiralık katil gibidir yani. Her an onu bulup yakalayıp Adem alemlerine gönderebilir. Bu tip insanlar ne kadar nimetlerin içerisinde yüzerse yüzsün, ufukta gelecekte Adem alemleri, ejderha ağzını açmış yani. Onu beklerken dünyanın süsü ilgisini çekmez yani. Her şey abes, sıradan, değersiz, manasız olur. Böyle bir adama ikramiye de çıksa azabı artar. Niye? Çünkü elinden çıkacak yani. Fakat üstadın Risale-i Nur dersiyle meşgul olsalardı, mesela manayı harfi bakışı öğrenilse, yani huzur için suyun içinde yağmur duasına çıktıklarını fark edecekler yani.
kesrete, hadiselere bakışı düzeltmek huzura sebebiyet veriyor. Mesela olayları değiştiremiyorsanız nazarınızı değiştirin yani. Olay da değişiyor. Tefekkür ile marifetullah ve imanı tahkiki kuvvetleniyormuş abi. Yani imanı tahkiki kuvvetlenince de huzur oluyor. Kalpte huzur olunca, yani nasıl ki insanın kalbi hayatının merkezidir. Kan akışı o merkezden damarlara, beyine, kola, bacağa gidiyor. İnsanın da manevi hayatının, latifelerin merkezi gene kalp latifesidir. Orada huzur olduğu zaman diğer latifelerde huzur pompalanmış oluyor yani. Mesela masnuatı tefekkür ile okumak huzuru kazandırdığı gibi riyadan kurtarıp ihlası da kazandırıyor. Mesela onunla alakalı bir yer okuyalım. Lemalar 198 ikinci sebep. Marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemat ile bir nevi huzur kazanıp Halık Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Mahlukata tahkiki bir nazarla bakan her mümin doğrudan doğruya Allah'ın varlığına birine intikal ediyor. Nasıl ki Selimiye Camisi'ne bakan Mimar Sinan'ı hatırlıyor ve onu düşünüyor. Aynen öyle de Allah'ın ilmini, iradesini, kudretini her şeyden gördüğümüzde onun her yerde hazır nazır görüyoruz. Her yerde Allah'ın hazır nazır olduğunu idrak eden elbette onun huzurunda her durumda ona sığınıyor yani. Ondan medet bekliyor. Yani 20. mektup, 1. makam, 3. kelimede de bununla alakalı bir yer var. Allah bir olur, müteaddit olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında dahi şeriki yoktur. Ezel ve ebed sultanı olan Cenab-ı Hak saltanatında şeriki olmadığı gibi icraatı rububiyetinde dahi muinlere, şeriklere muhtaç değildir. Emir ve iradesi, hal ve kuvveti olmazsa hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muini olmadığından o müracaatçı adama yasaktır, onun huzuruna giremezsin denilemez. Mesela namaz ile huzura giriyoruz ya, namazdan sonra da bu huzurun devamını istiyorsa masnuattaki tefekkür-i imani yapmalıyız ki lemaat gelsin, huzuru daimi olsun yani. 19. mektupta da diyor ki bu kainatın mevcudatıyla malikini ve halıkımı arıyorum. Bu kainatın mevcudatıyla malikini ve halıkımı arıyorum. Allah Celle Celaluhu bu dünyadayken mümin olsun, kafir olsun lisanı mahsus ile abi konuşuyor. Kimisi farkında, kimisi değil. Mesela Hazreti İbrahim'in fıtri sorularına tekvini ayetler olan mevcudat ile cevap verilmiş. Mesela gecenin karanlığını katlayınca bir yıldız görmüş. Rabbim budur demiş Hazreti İbrahim. Allah Celle Celaluhu da yıldızı batırmış. Batanları sevmem demiş o da. Mesela ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batırıldı. Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolun şaşırmış kimseler olurum dedi diyor. Güneş doğmuş mesela, güneşi doğarken görünce Rabbim budur demiş. Zira bu daha büyük demiş yani. O da batırılmış yani. Bakın cevaplar hep tekvini ayetler ile geliyor. Üstad Hazretleri bu kainatın mevcudatıyla malikim ve halıkımı arıyorum dedi ya. Buradan şu mana da çıkıyor. Doğru yanlış. Mevcudat ile Rabbimizi tanıyoruz. Kur'an-ı Kerim ile Rabbül Alemin tanıyoruz. Yani Kur'an Rabbül Alemin tefsir ediyor. Kainattan arştan aşağıda Rabbimizi tefsir ediyor. Yani Hüvel evveli vel ahir vel zahir vel batın. Biz Allah'ı mevcudat ile zahir isminden biliyoruz. Bu afaki tefekküre bakıyor. Kendi içimizden yani batından bakarsak bu da enfüsü tefekküre bakıyor. Allah Celle Celaluhu lisan-ı mahsus ile konuşuyor dedik ya. 13. sözde Kur'an'ın içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini versinler. Mesela mevcudatın konuşmasının bir mertebesini fizikçi, bir mertebesini doktor, bir mertebesini kozmografyacı akıl gözüyle dinleyip kitaplarına yazmışlar. Her bir meşret sahibi unutulmamış, cevap verilmiş. Aklı konuşturan mevcudattır. Kudret kelimeleri olan mevcudat manalarıdır. Ama kör olası cehalet abi dediğiniz gibi görmeye göze indirdiği gibi konuşmayı sese indirmiş. Göz zahiri görür, evi görür, camiyi görür, arabayı görür. Akıl ise mimarı görür, mühendisi görür. Nice makineler, aletler var ki mühendisi yanında olmadığı halde çalışıyor. Mühendisini alkışlattırıyor yani. Ondan bahsediyor. Aynen öyle de her zih hayat ve her şey böyle bir makinadır. Ustasını tekbirlerle alkışlatır. Bizlere de şirin bir mütalagah olur der üstad mesela. Kitabı marifet olur. Mesela çiçek oluyor berzah. Rabbini bununla seyrediyorsun. Enfüsü manada düşünür isek bunu. İnsan abi kainatın çekirdeği olduğu cihette
mütalayı da kendisinden kendisine yapıyor. Çünkü biz çekirdeğiz, patlasak, ağaç olsa bu kainat olacaktık yani. İnsan kendi hakikatlerini ikizinde, yani mevcudatta inkişaf ettirme nispetinde vücutta inşa ve ihya oluyor. İnsan kendisini kendisiyle inşa edip yapılandırıyor. Mesela abi sizden duymuştum bir ara onun sohbetinde de. Mesela ben Kalu Bera'daydı o. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye seslenildiğinde herkes gördüğü, duyduğu kadarıyla şahitlik etmiş. Mesela kimi esmasını bu dünyada, kimi sıfatını, kimi şuunatını, kimi de zatını şahitlik diyor. Mesela Kalu Bera'daki insanlar dünyadayken tanıdığı Rablerine orada şahitlik etmiş yani. Oradakilerin Kalu Bera'sı demesi, kimisi esmasını kastetti, kimisi şuunatını, kimisi zatını, kimisi kendini esma ile, kimisi sıfat ile, kimisi şuunat ile, kimisi de zat ile ifade etmiş yani. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunu bu dünyada varlıkları okuma, dinleme ve tefekkürlerinin neticesi olan tanımayla cevap veriyoruz ya. Yani. O yüzden burası çok önemli. Mektubat 253'te ve ileyhil masiri anlatıyor abi orada. Mesela herkesin dönüşü sadece onun huzurundadır. Diyor ki yani ticaret ve memuriyet için mühim, abi böyle hızlı hızlı geçiyorum ama hani atlıyorum, kusuruma bakmayın yani. Yetiştirmeye çalışıyorum. Devam et, ben onun için girmiyorum. Devam et. Tamam abi. Diyor ki veylehil masiri anlatıyor orada. Herkesin dönüşü sadece onun huzurunadır. Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu darı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halık-ı Zülcelal'in dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-u kibraya müşerref olacaklar. Yani esbat dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i Rahimlerine makar-ı saltanat-ı ebedisine perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi halıkı ve mabudu ve Rabbi ve seyyidi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacak. Abi bu yanileri ben derse uygulayıp enfüse taşıdım. Bu yaniler var ya, inşallah onu izah edebilirsem şey yapacağım. Enfüsi manada bu ders üzerinden bakacağız bu yanilere. Ve ileyhil masir demek, herkesin dönüşü sadece onun huzurundur demek. Burayı enfüse uygular isek, abi derste huzur nasıl kazanılır söylemiştik değil mi? Bunların cemiyle bu huzura giriliyor. Dedi ya yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzuru kibreye müşerref olacaklar. Bunun bizdeki enfüsteki karşılığı ne? Mesela Hulusi abi nasıl girmiş abi bu dünyada? Bunun enfüsteki karşılığı bu. Esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i Rahimlerine makar-ı satanat-ı ebedisine perdesiz kavuşacaklar diyor. Şimdi perdeler var değil mi? Esbab ve vasıtalar dağda iken, karanlık iken, manayı harfiyle o dağlar, perdeler sinema perdesine dönüyor mu abi? Dönüyor. Peki perde örten iken, karanlık iken bir şeyin gösterildiği, izlenildiği beyaz perde oluyor mu? Oluyor. Esbab yoluyla müsemma bulunuyor mu? Bulunuyor. Sonra diyor ki doğrudan doğruya herkes kendi Rabbini bulacak diyor. Allah Celle Celaluhu manada tayin teşahhüs ediyor mu abi? Ediyor. Peki biz bu dünyada varlıkları tefekkür ile, derslerdeki manalar ile biz bu tayin teşahhüs oluyor mu bizde bu? Oluyor. Peki bu noktayı nazar ile hani orası burası oluyor yani. Mesela benim gibi avamın itikat ettiğini havas bu dünyada yaşıyordu. Bak Risale-i Nur da bunu yaşatıyor işte. Abi dersi inşallah Nadir abinin bir tefekkürüyle bitirmek istiyorum. Nadir abi diyor ki eşyanın ve kendinin isimlerini değiştir. İsmini cilve-i tayyum ve şahsiyet-i ilahiye, ehadiyeti cemal cihetinden temerküz-i esma gibi kalp aynasını ve ne kadar temiz ve parlak olursa, kalp aynası ne kadar temiz ve parlak olursa o derece onu gösterir. Kalp aynaya samet demektir. İçeceğimiz suyun berrak ve safi olmasını isteriz. Cenab-ı Hak da kalp aynamıza safi, tasafi etmiş olmasını, küllü ehadiyet aynası olmasını istiyor. Mütekellim-i ezeli bizimle her an beraber ve konuşmakta. Çünkü latif, şeffaf perde arkasında her an bizimle beraber. Senin var olman, hayatlar olman, konuşman veya benim konuşmam diye bir şey yoktur. Onlar onun tecellileridir. Hiçliğimiz ile bizimle konuşuyor. Yani Cenab-ı Hak
insan olan insanla konuşması, onun kendi kendine konuşması demek oluyor adeta. Konuşan fani madum, hiç ender, hiç olduğu idrak edilince, konuşanın o olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimin hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Rahman Rahim, Aleyküm ve Medine, ya Kerem. Amin. Maşallah ya. Maşallah, tebrik ediyorum ya. Maşallah Ersun kardeş, bizi mest ettin ya. Ya acayip buldum ya. Beni hakikat sarı... Böyle hızlı hızlı geçtim, kusura bakmayın ama. Ya çok güzel oldu, Allah razı olsun. Çok ya bana bak, şuna bir şey desene böyle 23'e 43'ün dakikasında şöyle dedin. 23'e 43. Korona kiralık katildir diye. Ne demek o? Evet abi. Abi şimdi olaylara verdiğimiz manalar, rahatlık veya sıkıntı çekiyoruz ya abi. Hani Üstad Hazretleri diyor ki kainatın muayenen bir vücudu yoktur. Kişinin itikadı kalbisine göre gösterilir. Mesela korona benim için bir pasaport şeyidir yani. Bana terhis belgemi veren bir memuru ilahidir yani benim için mesela. Ben hani gelse de huzurum var yani bu noktada. Ama kimisi için atıyorum kiralık katil gibidir yani. Her an onu bulabilir yani. Kimisi o korkuyla yaşıyor. Hani onu kastettim orada yani. Ha yani birilerine terhis tezkere memuru iken birilerine evet. Kiralık tabii, katil. Tabii. Hani bulsa da gönderse diye bakıyor hani huzurda olan adam. Peki 23-15'te basireti anlattın. Basireti evet. Bir daha anlatsana ya onu kısa. Basiret abi bu derse şey yaptım. Hani onun şeyi nerede? Sayfasını bir bulayım inşallah da. Vay be. Ne biçim hazırlanmışsın maşallah ya. O zaman yeri bulamam. Sen bulana kadar ben bu arada bir şey söyleyeyim sana. Söyle abi inşallah. İnşallah senden sonra kim var? Ondan sonra kim var? Abdullah söyler. O onlar bitimi gene sen yapacaksın. Haşir yapacaksın. Abi bana söylemişti. Ha sensin. Ben muhakeme düşünüyordum ama ben Burak kardeşe haftaya şey yapıyorum. Ha tamam, o zaman sen ondan sonra da sensin Alim abi. Ondan sonra benim muhakeme okumayı düşünüyorum. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Haftaya Burak kardeş inşallah. Burak tamam. Da şu anda dinliyor. Tamam Burak. Şimdi hazırlansın Burak abi. Tabii. Yok. Aha Burak hazır ne konuda şeyi varsa, kendi merakı varsa, hazırlığı varsa onu yapsın. Ben Ersin'e dedim aşırı yapsın çünkü Ersin. Ama Burak şey yaparsa Ersin kendisi başka yapar o zaman. Burak kardeş sen hangi kendisi herhalde ha? Miraç mı düşünüyordu? Abi fark etmez bakalım. Manayı harfi manayı ismi olabilir. Tamam. Tamam sen onu hazırla. Senin ilgini çeken sahan olsun ki hoş olsun. Abi ben hatta bir başka arkadaşa görev verdik. Ne zaman? Hafta. Yani haftaya tamam Alim abiydi. Bura devretti o. Ama ondan sonraki hafta bir başka arkadaş yapacak. Tamam. Ondan sonra o zaman bu zaten şeyi diyecektim. Abdullah kardeşle irtibata geçin. Alim kardeş o Burak'tan sonra sen ne zaman olacağını da şey yap. Ersin sen de Abdullah kardeşi ararsın. En son kim varsa ondan sonra sen bir haşir yap. Sen bu haşir mi yapayım abi? Haşiri sen yapma. Haşiri Ersin yapacak. Sen Burak ne ilgini çekiyorsa onu yap. Tamam Hasan abi, gelecek hafta benim saat 10'da bir dersim başlıyor bir yerde de yetiştirebilirsen ben yetişeyim. Yetişemezsem Halim abi şey yapsın inşallah. Olur. O da olur. Olur. Buldun mu Ersin kardeş? Abi, buldum. Evet buldum. Çok... Hasan abi ben bu büyük insanın konuşmasını sadece yapacaktım. Huzura girmeyecektim. Yalnız bunun neticesi, büyük insanla muhatap olanın neticesi huzur olduğu için yaptım. Huzurdan da şey çıktı sonradan. İnsanın camiyeti çıktı.
olur da bıraktım. Yapmadım insanın camiyetini, notları aldım ama yapmadım. Hmm. Hani isterseniz insanın camiyeti tamam. ileride. Tamam, tamam onu yap. O zaman şey yap ya, şimdi o zaman şunu yap. 23.40'da, 23'ü 40 geçe şöyle bir şey dedin, not aldım. Çok ilgimi çekti bu hele. Fununda alimler içtihat yaptılar. Mesela fizikçiler, evet, kimyacılar içtihat yaptılar. Şey, önce o basireti biraz okuyup sonra oraya geçelim mi abi? He, geç ama ben bitireyim. Ondan sonra kardeşlere noktaya nazar olur. Şimdi mesela tıpta da adam içtihat yapıyor. Yani ilaç yani doğru bildiği şeyle. Sonra hiç kimse ona bir şey demiyor. Ve tıpta, fizikte anlayışlar değişiyor. Bir Allah'ın kulu itiraz etmiyor. Risale-i Nur'da veya Kur'an'da içtihat yapıp farklı manalar çıkartanlara niye böyle oluyor diye bir not çıkarmışım. Şimdi evet, sen abi, oradan tamam. başla, oradan çık hadi. Tamam. O basiret sadece orayı okuyayım abi. Diyor, yazmışım, cennetin bütün güzelliklerini görüp okuyabilmek için gözün basiret mertebesine ulaşması gerekiyor. Yani nazardan çıkıp basirete ulaşması gerekiyor. Bu da tefekkür egzersiziyle mümkündür. Eğer o basiret olmazsa biz ancak tenteneleri görüyoruz. Mesela ben bu dersimden sonra basireti şöyle tanımladım. Basiret karşı tarafın, yani insan olsun, hayvan olsun, çiçek olsun, böcek olsun. Karşı tarafın lisanı halini, lisanı kal gibi duymaktır, anlamaktır. Yani hususi dünyana göre değil, ne maksatla yaratılmışsa ki bunu hal dili bize çok açık tarif ediyor, o maksatla duyarcasını anlamaktır. Herkes mevcutları zannına göre yorumluyor. Peki Allah Celle Celal ne maksatla yapmış bunları? Onu anlayıp bilmektir. Mesela Hazreti Hızır'ı birisi görmek istiyormuş abi rüyasında. Hani bir, o rüyaya girmiş. Hani demiş ki Hazreti Hızır, bak demiş Hazreti Hızır demiş bu taşı alır ufalar demiş yani böyle. O anda yapmış onu yani siz daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Şimdi Allah Celle Celaluhu diyoruz ya Allah çok rahmetlidir, celalidir, kemali var, şeyi var hani. Allah zaten bunları bize göstererek kendini tarif ediyor. Evet. Yani celalini atıyorum sapık kavimlere meteorlar yağdırmış mesela celalini gösteriyor. Verdiği her an nefes, meyveler, sebzeler hani nimetlerle rahmetini gösteriyor. O an gösteriyor yani. Biz konuşurken gösteriyor mesela. Hava vermesiyle bizi nefes almamız da zaten merhametini gösteriyor. O evet. Hazreti Hızır'ın olayı gibi yani. Fakat mesela basiret bir nevi zihnin ve zannın karışmamasıdır. Karışmasa anlatılanı anlayacağız. Karıştığı vakit anlamak istediğimizi anlıyoruz. Burayı bir daha okuyayım. Basiret bir nevi zihnin ve zannın karışmamasıdır. Karışmasa anlatılanı anlayacağız. Karıştığı vakit anlamak istediğimizi anlıyoruz yani. Bu fen adamların kudret ayetini içtihat yapmaları belki farkında değiller ama hani bu kitaplar mesela bir atoma bakarak onlarca kitap yazılmış. Hepsi içtihat edercesine hüküm çıkarmışlar yani. Farklı yerlerden bakmışlar abi. Onun yeri de şurada. İlim genişledikçe cümleler küçülüyormuş. Manalar büyüyormuş. Mesela zerreye bakarak onlarca belki yüzlerce kitap yazılmış. Demek ki cisim küçük bir şey olsa da mana mertebeleri sınırsız. Çünkü kudretin ayeti o yani. Kur'an'daki ayetlerde nasıl icaz varsa, yani az sözle çok şey anlatılmış ki 300 bin tefsir bunun delilidir. Aynı şekilde kudret sıfatından gelen mevcudat ayetlerindeki manalar da icazlı olduğundan fen adamları içtihat derecesinde mana çıkarmışlar. Ya, aynı varlıktan farklı kitaplara yazılması buna delildir yani. Hani bu adam Allah'ı inkar etse de hani yazmış olduğu şeyler mesela bu içtihat gibidir yani benim nazarımda. Yani zaten öyledir. Fakat o Allah'a veriyor veya tabiata veriyor farklı yani. O farklı bir olay. Yani. Mesela Darwin'in bile bazı sözleri doğru yani. Şeyler. Ama tabii o şeye vermiş yani maymun diyor o ayrı bir mesele de. Maşallah. Bir de 23.42'de nurcular huzuru bulmuş diye geçti. Heh, tamam. Orayı da okuyayım inşallah.
Bu şeyden geleyim abi. Risale-i Nur Cadde-i Kübra'dır. Oradan geleyim mi? Olur abi. Risale-i Nur Cadde-i Kübra'dır. Çünkü her şeyden Cenab-ı Hakk'a yol buluyor. Şimdi bakın. İnsan dünyada kısa bir müddet zarfında hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyesinde, yani sosyal hayatında karşısına en çok ne çıkıyor abi dışarı çıktığımızda? Mesela evin kapısından çıktık Hasan abi. Böyle bir hava çektik. Ne çıktı bakın? Hüve nüktesi. Ya mesela hava zerrelerini anlatıyor hüve nüktesi değil mi? Bak marifetullah verdi yani bir havada bile yani. Mesela sağımıza baktık ağaçlar var, çiçekler var. Yukarıya baktık bulutlar var, güneş var, ay var, sinek var. Gök gürültüleri var, yağmur var. Yani bunlar Kur'an'da sureleri başlarına getirmiş Cenab-ı Hak. İnek suresi yani Bakara mesela değil mi? Yani bunlarla alakalı marifetullah dersleri var yani. Mesela Risale-i Nur'da tefekkür ve marifetullah bununla alakalı dersleri var. Yani hangisine Allah hesabına nasıl bakacağız? Orada esma nasıl okunuyor? Allah'ın vahdaniyeti, kemalatını nasıl gösteriyor? Her şeyden ya bu her şey kelimesi mübalağa değil yani. Yani Musa Aleyhisselam asası gibi her şeyden ab-ı hayat fışkırtmış yani. Marifetullah tevhidi hakiki çıkartan bir yol yani açmış. Huzuru daimi kazanmak için ehli vahdeti vücut gibi la mevcuda illahu demeye gerek bırakmıyor bu sefer abi. Çünkü her şeyden yol bulmuş zaten. Her şey dürbün olmuş. Pencere olmuşken sen neden dağa çıkasın ki? Kesvetten niye kaçasın? Kesvetler adedince zaten marifetullahlar var yani burada. Yani bu noktadan baktığımız zaman yani bu ehli vahdeti vücuda perde olan kesret, cadde-i kübra olan Risale-i Nur'da kesretler adedince marifet nurları, miraç merdivenleri, pencereler, dürbünler olmuş. Mesela zenginlerin parayla varamadıkları, adeta çölde su arar gibi aradıkları huzura nur şakitleri çiçekle, böcekle, sinekle varmış yani. Onlar için huzur malzemesi para, makam değil mevcudat olmuş yani kesret olmuş. Ne kadar kesret var o kadar merdiven var. Hiç kaçma ne kadar oku yani. Bu fark etmiyor yani. Bu noktadan baktığın zaman. Hepsi içtihat. Kudretin içtihatları yani. Maşallah. Elhamdülillah. Bu noktadan Risale-i Nur yani çok şey yapmış ya. Elhamdülillah yani. Çok şükür. Olmasaydı ne yapacaktık? Evet arkadaşların söyleyeceği bir şey var mıdır? Abi Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok güzel oldu. Maşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hastalarımıza da şifa versin. Hastalarımıza, kardeşlerimize, kardeşlerimizin yakınlarına, dostlarına, sevenlerinde hasta, dertli, borçlu olanlara Cenab-ı Hak şifa versin. Borçtan ödemeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Sihat ve afiyet versin, istikametten ayırmasın. Bize bunu söylettiren Esma'yı vesile yaparak Cenab-ı Hak duamızı kabul eylesin. Geceniz mübarek olsun sevgili kardeşlerim. İnşallah yarın buluşmak üzere enfusu inşallah. Dersimiz o da benim olacak galiba. Gene 11'de buluşmak üzere. Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm.